bir kompakt makine aldığımızda veya DSLR makinesi aldığımızda bunun içerisinde bulunan hafıza kartına fotoğraflarımızı veya videolarımızı makine otomatik olarak kaydeder. Burada hafıza kartı seçimi yaparken dikkat etmemiz gereken önemli bir nokta var. Öncelikle fotoğraf çekme konusunda ağırlıklı fotoğraf çekiyorsanız dikkat etmeniz gereken konu hafıza kartlarının üzerinde de performanslarını anlayabileceğiniz bazı özellik vardır. Bu bazı özellikler vardır. Bunlardan bir tanesi class denilen bir referans numarası. Bu referans numarası hafıza kartının üzerine verinin ne kadar hızlı kaydettiği ile ilgili bir konudur. Bu sebeple eğer Full HD videolar çekiyorsanız bu class verilerine mutlaka ve mutlaka dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü videolarınız kayıt edilirken eğer hafıza kartınız kayıt süresi makinenizin kaydına yetişemiyorsa atlamalar olacaktır ve kalitesi düşmeye başlayacaktır. Bu sebeple sağlıklı görüntüler elde edebilmek istiyorsanız bu class özelliğine mutlaka dikkat etmeniz lazım. Hemen bir web sitesi üzerinden hafıza kartlarına baktığımızda örneğin 8 GB'lık bir hafıza kartımız var. Burada class 4 olarak bir bölüm yazılmış. Diğer taraftan class 10 olarak belirtilen bir tane özellik var. Hafıza kartımız var. Burada eğer videolarla sürekli ulaşıyorsanız ve Full HD videolar çekiyorsanız mutlaka class 10 hafıza kartını seçmeniz gerekecek. Bu kartlar performans olarak en üst düzeydeki kartlardır. Fiyatları da zaten diğer kartlara göre farklıdır. Fiyatları da rahatlıkla incelediğinizde bu sonucu elde edebilirsiniz. Eğer sadece fotoğraf çekiyorsanız class 4 minimum bazda sizin için işinizi görecektir. Fakat iş videoya geldiği andan itibaren artık class 10 özellikle hafıza kartını mutlaka almanız gerekecek.